Değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Boğaz Medya Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Günün gelişmelerini sizlere aktaracağız. Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu uyuşturucuyla mücadele konusunda eylem planı hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu il olarak Çanakkale Valisi Ahmet Çınar'a konuk oldu. Valilik ziyaretçi defterini imzalayan Müezzinoğlu'na Vali Çınar tarafından üzerinde Çanakkale'nin simgelerinin yer aldığı bir tablo hediye edildi. Daha sonra valilik makamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, uyuşturucuyla mücadele konusunda hazırlık içinde oldukları eylem planına yönelik kısa bir açıklama yaptı. Merhaba arkadaşlar. Daha önceki pazartesi toplandık. Üst düzey müsteşar yardımcı düzeyindeki çalışmaları görevli arkadaşlarımızı görevlendirdik. Geçtiğimiz pazartesi bakanlar kurulundan sonra müsteşar yardımcı arkadaşlarımızla çalışmaları yeniden bir değerlendirdik. Önümüzdeki 15-20 gün içinde gerek bakanlıkların alması gereken tedbirler, gerekse ortak yol haritasını şekillendirme çalışmaları devam ediyor. Buna Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı ve Başkanlığından da yetkililer dahil edildi. Sivil toplum örgütü olarak. Yerel yönetimlerinde, bu anlamda arkadaşlar, komisyon çalışmalarına katılıyorlar. İnşallah en kısa zamanda topluca tütünle mücadelede olduğu gibi uyuşturucuyla olan mücadelede de bir eylem planı hazırlamış olacağız. Eylem planını kamuoyuna hangi boyutta açıklayacağız? Bakan Müezzinoğlu, Çanakkale Valiliğindeki programının ardından yeni bina inşaatı devam eden Çanakkale Devlet Hastanesi inşaat alanını gezdi. Bakan Müezzinoğlu, Devlet Hastanesi inşaatının kazasız belasız bitmesi temennisinde bulunurken, yüklenici firma yetkilileri ise Bakan Müezzinoğlu'nu 400 yataklı yeni Devlet Hastanesi binasının 29 Ekim 2015'te kadar bitirileceğini söyledi. Sakin. Balonları uzun atıyoruz. Evet, statikte böyle işte 250 yapmış perdeler çıktı. Buradan giriş oluyor. Orası girişin olduğu ana giriş. Orası ana giriş yeri. Evet Sayın Bakan. Geri kalan çift kişilik şeyler odalarımız. Ondan sonra ona bir koruma betonu. Ondan sonra radye temel. Ondan sonra da bir 35 santim tesisat için doğru. Değerli izleyicilerimiz, bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Müezzinoğlu orucunu Barbaros Mahallesi'ndeki sokak iftarında açtı. Ardından da Kadir Gecesi münasebetiyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen teravih namazına katıldı. Cil olmasını
gözyaşının dinmesini, açlığın, sefaletin, perişanlığın bitişine vesile olması için bu sofralarda dua ediyoruz. İnşallah bu ülkede veya dünyada, özellikle Filistin'de ve Filistin'de, Gazze'de oradaki kardeşlerimizi katleden, gençlerimizi, çocuklarımızı katleden zalim Sağlık Bakanı Doktor Müezzinoğlu'nun Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi'ne yaptığı ziyarete Başkan İbrahim Battal'ın esprileri gülüşmeye neden oldu. Bakanla bakmayan yan yana oturdu. Allah bizim Lokman Bey gibisin ha. Lokman Bey biz örnek alıyor efendim. Öyle mi? Vallahi. Evet. Gel bakalım. Buyurun efendim. Sayın basın mensupları, bu pozu yakalamanız kolay değil. Bakanla bakmayan yan yana oldu. Her zaman. Aydan daha hayırlı bir günde. Çanakkale'deki ziyaretiniz ve derneğimize onurlandırmanızdan çok mutluluk duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ayağınıza sağlık. Çanakkale sevdalısı olduğunuzu seçimden bu yana, yerel seçimlerden bu yana görüyoruz. Sanırsam 3. Çanakkale ziyaretiniz. 4. Evet. Çok güzel. Böyle bizi seven bir bakanımız vardı. Ulaştırma bakanımız daha önce. Ondan sonra siz sahiplendiniz. Demek ki Çanakkale hükümet nezdinde değerli bir kent. Çanakkale engellileri de sizin nezdinizde değerli engelliler olaraktan biz mutluluk duyduk, gururlandık. Dernek yönetim kurulu üyelerimiz, dernek üyelerimiz hepsi buradalar. Sizi bekliyorduk Sayın Bakanım. Biz yerelde sen direkt konuya girdin mi? Girada. Görmüyorum şimdi, işaret falan yapıyorlardır sus diye ama. 1989. Senin kalp gözün açık. Görün gözüm açık. Yani. Evet, Boğaz TV'de her hafta keyifle izlediğiniz program Akademik Bakış'ta gazeteci yazar Bünyamin Nami Tonkan'ın bu haftaki konuğu Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ydu. Kendi nefsani koltuk kavgalarına liderlik veya kendi koşullarını koruma dertlerinde. Arap dünyasına bakıyorsun, benzer tablo. Burada güçlü bir ses, yalnız Türkiye'den, Türk milletinden ve bu milletin yöneticilerinden, liderlerinden çıkıyor. Şimdi zaman zaman arkadaşlara da soruyorum veya kamuoyuna soruyorum. Bugün İsrail'in yaptığı çocuk katliamına, İsrail'in yaptığı sivil katliama ve İsrail'in işlediği insanlık suçuna Türkiye'nin ve Türk milletinin veya onun şeyinde, şahsında Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu tavrı, Arap ülkelerinden ve İslam dünyasından 5 tane güçlü ülke koymuş olsa, koyabilse, ne Birleşmiş Milletler bugün bu noktada olur, ne Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in savunma hakkı vardır veya Almanya'nın bu kadar edep, hukuk, insanlık dışı cümleleri söyleyebilirler, Gazze'lileri suçlayabilirler. Karar oradan çıkmıyor. Çıkabilmesi mümkün değil. Ya neden 1,5 milyarlık İslam dünyası, hatta 2 milyara doğru gidiyor. Evet. Neden Güvenlik Konseyi'nde bir tane İslam ülkelerini temsil eden bir daimi statüde bir üye çıkmıyor? Bu konuda biz diplomasi olarak geride mi kalıyoruz? Yoksa şu olsun bu olsun derken hiç mi olmuyor? Şimdi burada tabii bizim son 100 yıldır, 150 yıldır özellikle bunun stratejik düğüm noktasını Türk milletini görken. Çanakkale Belediyesi personeli geleneksel hale gelen iftar yemeğinde bir araya geldiler.
Evet, geçtiğimiz gün düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri başta olmak üzere Çanakkale Belediyesi'nin çok sayıda çalışanı aileleriyle birlikte katıldı. Birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Başkan Gökhan, belediye çalışanlarının Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan bayramını kutlayarak sözlerine başladı. Mart ayında gerçekleşen yerel seçimlerin ardından %54 oy oranı ile büyük başarı yakalandığının altını çizen Başkan Gökhan, bu başarıda en büyük payın gece gündüz kent halkı için hizmet üreten personele ait olduğunu bir kez daha vurguladı. Gökhan, emek ve gayret olmadan başarı olmaz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla vatandaşa hizmet ilkesiyle görevimizi sürdüreceğiz diye konuştu. Personelin birbiriyle sohbet etme imkanı bulduğu yemekte ayrıca Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Öztür'a da gerçekleştirdikleri organizasyonlara katkı sağlayan Başkan Gökhan'a teşekkür amaçlı plaket verdi. Değerli izleyiciler, basın bayramda Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Başkan Vekili Sevda Kılıç ile birlikte ilçede faaliyet gösteren gazete Lapseki'yi ziyaret ederek çalışanların gününü kutladılar. Gazete çalışanları Yazı İşleri Müdürü Mustafa Atmaca ve Haber Müdürü Ercan Özçetin ile sohbet eden Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlayarak yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvet olarak bilinen basın, kamuoyunun düşüncelerini gündeme taşıyan en önemli araç olarak bu yeri ve önemini gelecekte de en iyi şekilde korumaya devam edecektir. Ülkemizde demokrasinin gelişmesi, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğü, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlikte arzu ettiğimiz seviyelere ulaşabilmemizde, geçmişte olduğu gibi gelecekte de basının yeri ve önemi büyük olacaktır. Halkımızın doğru bilgilendirilmesine yapılan kamu hizmetlerin, alınan tedbirler ve getirilen yeniliklerin kamuoyuna yansıtılmasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı kendilerini kutluyorum dedi. Bu kez Çan'dayız. Çan ilçesinde faaliyette bulunan Uzun Alan Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği 500 kişiye iftar yemeği verdi. Çan ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Uzun Alan Köyü okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeği programı öncesinde köy İmam Hatibi Yasin Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okundu. 500 kişilik iftar yemeği verdiklerini söyleyen Uzun Alan Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Burhan Uğur, mübarek Ramazan ayı nedeniyle birlik ve beraberliğimizin biraz daha iyi olmasına vesile olan toplu iftar yemeğimizi bu senede düzenlemiş bulunuyoruz. Hep birlikte iftar açmanın verdiği mutluluğu paylaşmak kadar güzel bir duygu yok dedi. Yine Lapseki'den bir haberle devam ediyorum. Öğrencilerden çok duyarlı bir davranış biçimi var. İki ilk öğretim öğrencisinden duyarlı davranış haber şöyle. Lapseki'de iki ilk öğretim öğrencisi Recep Eren Kurt ve Mert Acar yolda buldukları cüzdanı belediye zabıta müdürlüğüne teslim etmişler. Şimdi Kur'an kursundan çıkmıştım. Yolda giderken arkadaşlarımla para buldum. 4 kişiydik. Sonra iki arkadaşım gelmedi. Mert Acar adlı arkadaşımla biz buraya geldik. Zabıtaya verdik. Parayı bıraktınız yani. İçine baktınız mı cüzdanın? İçine buraya gelince baktık. Baktınız. Ne kadar para varmış? 40 lira 35 lira. Evet. Yok. Yani bu örnek bir davranış senin için. Vatandaşları bu örnek davranışı davet ediyor musun? Evet. Kur'an kursundan çıkmıştım. Yolda giderken arkadaşlarımla para buldum. 4 kişiydik. Sonra iki arkadaşım gelmedi. Mert Acar adlı arkadaşımla biz buraya geldik. Değerli izleyicilerimiz, Çan'da talihsiz bir kaza haber şöyle. Çan ilçesinde bir inşaatın yeni atılan betonunu sulayan işçi çöken betonun altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan işçi tedavi altına alındı. Çan'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yaptırdığı Şehit Mustafa Kaya Caddesi'ndeki inşaatta çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta yeni atılan betonu sulayan Osman Emin adlı işçi çökmenin ardından göçük altında kaldı. Yaralı işçi Çan Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Evet, hepinizi hayrete düşürecek bir haber. Çünkü bu şeftali bir kiloya yakın. Evet, görmeye alışmadığınız bir görüntüyle karşı karşıya olacaksınız. Lapsek ilçesinde yetişen ve her biri 800 gramın üzerinde olan şeftaliler kavunu aratmadı. Çanakkale'nin Lapsek ilçesinde şeftali yetiştiricilerinden Barbaros Gencer, bir kiloya yakın şeftali yetiştirildiğini söyledi. Lapsek ilçesinde ihracatın henüz başlamaması nedeniyle ürünlerin İstanbul'a sevk edildiğini ifade eden Barbaros Gencer, üreticilerimizin şeftalileri sürekli İstanbul piyasasına sevk ediliyor. Lapsek ilçesinde ihracat daha başlamadı. Umurbey beldesinde ihracat sezonu açıldı. Şu anda şeftaliler kilosu 2 lira 30 kuruştan başlamak üzere ihraç ediliyor. Üreticimiz 810 gram şeftali yetiştirdi. Neredeyse kavunu aratmıyor. İhracatın Lapseki'ye gelmesini bekliyoruz. Lapseki şeftalisi tat, aroma ve gramaj bakımından Türkiye piyasasında söz sahibi olan ürünlerden. Bursa şeftalisiyle meşhur olsa da bu bölgede yetişen ürünler her bakımdan kaliteli ve onları aratmıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale-İzmir yolu kapanma noktasına geldi. Haber şöyle. Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren bastıran sağanak yağış bazı yolları göle çevirirken Çanakkale-İzmir yolu ise aşırı yağmurdan dolayı kapanma noktasına geldi. Evet, sabah saat 7 saatlerinde başlayan sağanak yağış il merkezinde hayatı felç etti. Kent merkezine bastıran sağanak yağış yolları göle çevirirken sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saate yakın aralıksız yağan sağanak yağış sonrası Çan Köprülü kavşağı ile Beldemiz kavşağında Çanakkale-İzmir yolu rögar kapaklarının tıkanması üzerine yolun tamamı su birikintisiyle kaplandı. Çanakkale-İzmir yolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri su birikintilerini yüzünden zor anlar yaşarken Çanakkale Belediyesi ile karayolları ekipleri su birikintilerinin tahliye edilmesine çalıştı. 2 saat süren tahliye çalışmalarının ardından Beldemiz kavşağındaki Çanakkale-İzmir yolu trafik polislerinin yolda aldığı güvenlik önlemlerinin ardından suyun tahliye işlemlerinin de ardından sürücülerin kontrollü olarak geçişleri sağlanmaya başlandı. Değerli izleyicilerimiz, dün Boğaz TV ekranlarında Kadir Gecesi sebebiyle Kadir Gecesi özel programı vardı ve hepiniz ilgiyle izlediniz. Bakın programdan küçük bir bölüm gelsin izlemeyenler için. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadir kelime anlamı kadir, kıymet bilmek, değer bilmek manasına gelir. Ben sembolik anlatımı çok seviyorum. Şöyle diyelim, bir okyanusta inci mercan çıkarılır. Miraç gecesi, Kadir gecesi inci mercan gibi kıymetlidir. Az önce Mehmet Erdal hocamızın okumuş olduğu Bakara suresinden oruçla ilgili ayetleri dinleyince oruç size yazıldı. Yazıldı kavramını ancak insanoğlu için söylenebilir. Geçmiş ümmetlere yazılan bu oruç ibadeti Ramazan boyunca bizi bir... Değerli izleyicilerimiz, bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Tekrar buluşmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyoruz.